lanet var üstümde. Gitmiyor. Kafamın içinde o sesler var ya. Susmuyor. Selim bir iki adam getirmiş. Bakman için. Yaşlanıyorsun Ali. Bak herifler pusuya düşürdü seni. Sakin ol Ali. Sıyırma kafayı. Lanetlendin sen. Ömer bulacak seni. Sıkacak kafana bir tane. Bırak sıksın. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ha? Hayır. Daha değil. Daha değil. Gelsene Ali abi. Otur. Anne. Konuşma. Otur. Anne ne oldu? O niye burada? Bana bakmaya gelmiş. Niye? Onu görmüş. Üzülürüm diye merak etmiş, dayanamamış gelmiş. Ona mı düştü ya seni merak etmek? Hayır, oğullarıma düştü. Ama onlardan biri katil, öbürü de kendi derdinde ya. Anne! O yüzden bir yabancının insafına kaldık işte. Çık yukarıda o mektubu getir. Ne mektubu? Burada diyor ya, Ömer'in sana yazdığı mektup. Çık getir dedim. Çocuk muyum anne ben ya? Getirmeyeceğim. Sen de artık mümkünse... Annenin dediğini yap Mert. Sıkkın senin. Ya. Üf abla. Üzülmüşsün işte bir şeye. Ne oldu anlatsana. Yorgunum ondan. Gerçekten yok bir şeyim bari. Boş ver hadi sen keyfine bak. Çıkıp oynayayım mı arkadaşlarımla? Baydım artık çocuk yerine konmaktan. Büyüdüm ya. İyileştim de. Anlat ne derdin varsa. Yok bir derdim. Bak yine ne yapıyorsun biliyor musun? Sen ne anlarsın ki diyorsun. Hakkın yok bilmeye. Öyle saf saf her şeyden habersiz dolaş ortalıkta diyorsun. Öyle bir şey demiyorum. Diyorsun. Çıkma diyorsun o kornaklı dünyandan. Etrafından bir haber böyle mutluluk oyunu oyna diyorsun. Ne oyunu ya? Oyun mu oynuyorsun sen? Mutlu değil misin Bahar? Neler çektim sana o korunaklı dünyayı yaratabilmek için? Haberin var mı senin? Yok işte. Hiçbir şeyden haberim yok. Ne çektin? Bunca mutsuz olacak, çökecek ne çektin sen? Böyle yaşlanacak ne çektin abla? Dün bugün ne oldu, neler oluyor? Neyin var senin? Değecek bir şey mi bari? Kendin de biz de sildiğine değecek bir şey mi? Hepimizin üstüne serptiğin ölü toprağına değecek bir şey mi abla? En çok da seni kırdım Mert. Kardeşim kimseyi suçlama. Kimseye kızma. Bana kız. Beni suçla. Seni terk ettim ben. Buraya gelmeden önce terk ettim ben seni Mert. Ben yaptım kardeşim. Hepsi doğru. Ben soygun yaptım. Adam öldürdüm. Ben suçluyum.
Çok önce söylemeliydim ama cesaret edemedim. İstedim ki beni böyle değil de eski halimle hatırlayın. Öyle işler yaptım ki kim olduğumu ben bile bilmiyorum artık. Senden son bir şey istiyorum Mert. Beni öldür artık, yalvarırım sana. Beni o gün öldür. O soygundan önce, o geceden önce öldür beni. Sonrası hep yalan, sonrası hep kötülük. Beni hep bildiğin Ömer olarak hatırla. Artık ben yokum kardeşim. Öldür beni. Bitti mi? Bitti. İyi. Şimdi yak o mektubu. Yak dedim. Yak dedim. Adam öldürmek, dünya yatağının yanında olacaksın. Ondan utanmayacaksın, ona sırtını çevirmeyeceksin. Bana bak. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Böyle mi öğrettim? Ha? Ha? Yazıklar olsun, siz iki kardeşsiniz. Anne, abim... Siz iki kardeşsiniz. Ölüm sizi ayıramaz. Suç sizi ayıramaz. Böylesiniz siz. Yazıklar olsun, ikiniz. Bunu böyle yazana da, buna inanıp kardeşine sırt çevirene de. Ömer'in seni utandırdığından çok daha fazla utandırdın beni Mert. Yazıklar olsun elimizde. Anne. Odana çık. Yanımda istemiyorum şimdi seni. Odana çık. Utandırdın beni Ömer. Duyacak anne. Kim duyarsa duysun. 12 sene. 12 sene sensiz yaşadık. Seni öldü bildik. Arkandan yasını tuttuk. Her gün o oğlanın odasından geçtiğim her gün o çocuğun ağladığını duydum abi abi diye. Sizi korumaya çalışıyordum anne. Olmaz olsun böyle koruma. İstemiyorum ben böyle koruma. Anne anlamıyorsun. Neyi anlayacağım? Kardeşin tek umudunu elinden aldığını mı? Bu aileyi yalan söyleyerek utandırdığını mı? Anana doğru dürüst sarılamadığını mı? İstemem, kalsın. Mert'e bir şey olmasın diye yaptım anne. Mert'e bir şey oldu. Gururunu kırdın kardeşinin. Ölürken yapamadığını yeniden dirilip böyle yaptın. Olmaz olsun böyle intikam, olmaz olsun böyle adalet. Öyle deme anne, bana neler yaptılar bilmiyorsun. Sana değil, sırf sana değil. Hepimize yaptılar. Ama bu aile dağılmadı. Bu yuva oğlunu geri istedi. Bu yuva Ömer'i hak etti. Seni değil, seni değil. Ömer'i. Ömer'imi. Senin yaptıklarını hayatta yapmayacak olan Ömer'imi. Sen haklıymışsın. Seni değiştirmişler oğlum. Seni bozmuşlar. Anne sen bari yapma. Annen kim senin? Hı? Ben değilim çünkü. Ezel miydi senin adın? Ben seni sevmedim. Sen git benim oğlum gelsin. Ona söyle. Onu çağır, ben onu istiyorum. Ben Ömer'imi istiyorum. Ben kendi oğlumu istiyorum. Anne, anne. Sen git. Git. Ömer'im ne zaman geleceğini bilir. O biriciktir. O doğrusunu yapar. O herkese, sana da gününü gösterir. Sen git. Yanında oğlumu getirmeden de bir daha gelme.
Bu eve bir daha gelme. Anladın mı? Bu eve bir daha gelme.